Şimdi sana birkaç tane sorum var. Neden evi terk ettin? Beni niye yalnız bıraktın? Çünkü Merge'nin gözünden ekibe ne oldu? Şimdi ekip diye bir şey yok artık yani. Ekip. Ekip artık yok. Unutun onu. Ekip diye bir şey yok. Ekip hiçbir zaman da olmayacak. O açıklamayı ben de izledim. Orada bir şeye ben de değinmek istiyorum. Trolledimler kurgu muhabbeti. Arkadaşlar trolledimlerde kurgu vardı. Arkadaşlar bir dakika. Hay YouTube ben ne yapıyorsunuz? Müjdeli bir haberim var ya da olacak şu an bilmiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu videoda yapamazsam zaten şu an beni görmüyor olursunuz. Eğer bu videoyu izliyorsanız Mergen'i buldum ve buraya geri getirdim. Birazdan yanımda. Saat 3.30 53.30 ve gelen bildirime bakın. Bir dakika. Ve gelen bildirime bakın. Ben bunu görmemiştim bu arada. Şimdi gördüm. Başka video hazırla yapıyordum. Videoya girmek üzereydim. Girmeden önce bir Instagram'a gireyim dedim. Mergen Instagram hesabını açmış ve storyler atmış. Instagram'ı kapalıydı. Her şeyini kapatıp gitmişti. Saçım ne böyle oğlum ya? Kulaklığı yeni çıkardım. Biraz dağınık kafam, kusura bak. Kulaklığı geri taksam düzelir mi bu saç? Kısaca biraz ortalık karışmış. Emir Emrisli kanalını geri açıp video yayınlamış. Videoda ekipten neden ayrıldığını falan filan anlatıyor. Bir yandan da Mergen'e ufak disler var orada. Mergen de sanırım sinirlenmiş. Instagram'ını geri açıp Emir'e sallıyor. Burası şu an benim için önemli değil. Zaten sürekli kavgalar oluyordu. Artık tepki veremiyorum. Benim bugünkü amacım Mergen'i bulup buraya geri getirmek. Yanımda şöyle poz vermek, tamam mı? Bu pozu videonun ilerlerinde göreceksiniz. İnşallah. Neden gittin? Ne oldu? Başına gelenler her şeyi anlattıracağım burada. Ben de biraz sinirliyim de hiç öyle görünmüyorum galiba. Delirdim oğlum. Ben mutlu da olsam, mutsuz da olsam mutlu görünüyorum. Bozuldum. Şimdi bunu nasıl yapacağım bir fikrim yok. Var aslında. Aklıma birkaç kişi geliyor ama şimdi Mergen numarasını değiştirdi kaybolduğuna göre. Ona ulaşabileceğim tek yer Instagram. Ama ona yazmak istemiyorum. Beni bırakıp gittiğine göre cevap vereceğini düşünmüyorum. Yani nereye çekiyorsun ana? Biliyorsunuz Mergen gitmeden önce aynı evde kalıyorduk. Ya yoruldum ana. Burada Mergen'den kalan bazı eski eşyalar var. Şimdi ben eski videolarımı izliyorum videosunda. Bu kadar hard disk çıkartmıştım depodan. Bunda eski videolarım vardı. Bu arada bunları da videoda gösterme yapmışım. 4 tane daha varmış. Bunları depodan çıkarırken sanırım bulduğum şeylerin arasında Mergen'in eski ev adresi var. Çünkü bana benimle aynı evde yaşamaya başlamadan önce Tekirdağ'da yaşıyorum demişti. Bulduğum bir faturada Mergen'in eski ev adresini yazdığını düşünüyorum. Ben daha önce Tekirdağ'da yaşamadığıma göre bu Mergen'in eski ev adresidir herhalde. Tekrar oraya mı döndü bilmiyorum ama bir şansımı deneyeceğim, gideceğim oraya. Faturada yazan adrese gideceğim bu videoda. Gizem avlama videosuna dön diyecek. Gerçek hayatta gizem avlıyorum. Saat daha geç olmadan çıkayım çünkü 3.40 oldu ve 2 saatlik, 2.5 saatlik bir yolum var. Çok iyi. Bir de oraya gidip bir şey bulamazsam hiç hoş olmaz ama bakalım. O kadar yolu gideceğim bulamayacağım. Oraya gittiğimde yazarım o zaman oradaysa. Eğer bir şekilde bulurum onu. Neyse gelin yola çıkalım. Mergen'i bulalım. Videonun başlığına bak. Mergen'i bulmaya çalışıyorum. Mergen'i buldum. Mergen bulmaca. Mergen avı. Cipsi. Cipsi. Oğlum kedi nerede? Allah! Oğlum ne yapıyorsun? Sen nereye girdin? Oğlum buraya girmiş. Bak şerefsize bak beni trollü. Trolledin videosu mu çekiyorsun? Oğlum trolledinler korkuyormuş. Yok senin çinçin. Babanın %50'sini bulmaya gidiyorum. Lan bir dur. Şişt buraya bak. Ney? Babanın %50'sini de bulacağım tamam. Bunun iki babası vardı. Biri gitti ben kaldım. Şişt babayı getireyim sana. Yat lan aşağı. Yat aşağı. Seri. Oğlum bu kedi değişik bir kilo aldı. Böyle kedi mi olur oğlum? Şekilsiz bir şey yok. Ne yapıyorsun? Bunun göbeğe baksana bak göbeğe. Dur bir dur. Oğlum göbeğe bak. Avucum kaldı. Hadi kızım babayı bulmaya gidiyorum ben bay bay. Açlıktan öleceğim yolla bayılmayayım yazılayı da yaptım. Uzun yol keyfi hadi görüşürüz. Çok uzun sayılmaz ama 2.5 saat de uzun bir süre yani. İnşallah buluruz. Çünkü o karbon da hala kazalı. Çok az görünüyorum ya bir dakika. Evet arkadaşlar buradan buraya kadar gideceğim. Bir 2.5 saatlik yol elim boş dönmeyeceğim. Bana güvenin. Onu bulacağım. Şuradan bir yerden onu bulacağım. Şu koltuğa oturacak birazdan. Göreceksiniz. Zaten siz 2.5 saate 30 saniye göreceksiniz. Buraya zınk gelecek birazdan ama. Hadi bakalım. Yolculuk başlasın. Yeni bulacağım. Yollar bambaş. Çıkarken
Yaşar, 20 dakikalık yolum kaldı. Bir yere vardım gibi ama bakalım. Arkadaşlar, burası Ergen'e gidiyormuş. İnşallah Ergen'e gelmişizdir. Arkadaşlar, bir yerlere geldim ama bakalım. Çok tuhaf bir yer, ıssız bir yer. Hiçbir şey yok etrafta. Ve benim birkaç metre yolum kaldı. Sokağın ismi gözükmesin diye tableti gösteremiyorum ama harbiden hiçliğin ortasına geldim. Nasıl, daha önce keşfedilmemiş bir mekan mı lan yoksa? Baksana. Hiç kimse yok etrafta. Yerler harek, gümbür gümbür araba. Allah Allah. Oğlum ben korktum. Bu ne lan böyle? Yemin ederim hiçliğin ortası. Arada bir binalar var böyle. Yola bak, yola. Oğlum yamuk yumuk yollar yapmışlar. Oğlum bu yolların hali ne lan? Sürüşe gidişe bak. Gazım da bitiyor oğlum. Burada kalırsam var ya, benzinlik menzinlik yok yakında. Arkadaşlar, arabamda tuhaf bir sorun var. Buraya kadar LPG ile geldim. Kazadan sonra gidince arabanın tekerini mekanı yaptırırken, gitmişken bir de motoruna bakım yaptırayım dedim. Ulan bakımdan sonra arabaya bir şey oldu. Araba benzinle yavaş gidiyor, gazla hızlı gidiyor bu sefer. Ona bir tekrar baktıracağım da. Bir sorun daha var. Arabama bir şey oldu. Arabam inanılmaz yavaşladı. Arabam 160'ı geçmiyor. Bu arada gelmemize 500 metre kaldı. Burada bir yerde Ergen. Bakalım. Şu an ben de sizin kadar meraklıyım. İlk defa geliyorum buraya. Arkadaşlar, adrese geldim. Değişik bir yer. Arabası burada. Galiba doğru adresi buldum. Geldim. Arkadaşlar, az önce kapıyı çaldım. Ergen çıkmadı. Bulaşamıyorum. Buraya kadar boşuna gelmiş olmak istemiyorum. O yüzden Instagram'dan mecbur yazacağım. Sağ ne yazılır ki? Kapıya çık, ben geldim. Gel, gelmişsin gibi çekelim işte. Kayıt açık kalmış. Bir anda ifşa oldu ama. Görünmüyorum. Arkadaşlar, konuştum. Galiba geliyor. Aha. Çok ışık var. Ya dostum, neredesin sen ya? Şu anda yanında oturuyorum. Arkadaşlar, planlarım işe yaradı. Mergen doğru yerdeymiş. Yüzünü... Abi çok ışık var. Konuşacağız, konuşacağız. En azından Mergen'i buldum. Şimdi şöyle oldu. Ben Tekirdağ'a giderken yolun ortalarında bir ara verdim, mola verdim. Arabam bozuk olduğu için zor gidiyordum zaten. Oraya kadar boşuna gitmiş olmayayım dedim. Olmayacaksa en azından yolun yarısındayım, geri dönerim dedim. Nereden dönersem kar, boşa gitmiş olmayayım dedim. Ve mola verdiğim yerde Mergen'e Instagram'dan ulaştım. Geleceğime haber verdim. Yani bir saatlik yolum kalmışken Mergen'in geleceğimden haberi oldu. Burada da videoda aksiyon olsun diye direkt gidip bulmuş olmayayım dedim. Orada gelmişim de bulamamışım gibi bir hikaye yapalım, uzatalım dedim. Hem video daha heyecanlı olsun dedim de. Şimdi editte karar verdim, böyle bir şey gerek yok. Sizi kandırmak istemedim. Kamera arkasıyla beraber koydum hepsini. Yani bir saatlik yolum kalmışken Mergen'in geleceğimden haberi oldu. Buraya kadar izleyenler yorumlara Mergen ve Cinevar'la ilgili yorum yapsın. Şifremiz bu olsun. Hadi videoya devam edelim. Mergen'le poğaçayı. Beni poğaçayı yitirmeye getirdi. Karnım aç. Merhaba. Sana ya, bir sürprizim var. Bu kadar önemli olan şey neydi? Sana sürprizim var. Oraya doğru yürü. Mergen'i buldum. Oğlum sarılın sarılın, buluşma. Yok. Araba geliyor. Araba geliyor. Alo. Açacağım yakında. Bedvars kanalı da açtım. Gelsene. Özlemişim. Şöyle hep müzik koydum. Ben Bedvars'ın sunucusu açıyorum. Oh.
Arkadaşlar bedvar sunucusu açıyorum, şakam yok. Hop çekmesene. Çekmeme izin vermiyorlar ama gerçekten bedvar sunucusu açıyorum. Hayır mı ya? Hadi. Buraya konuş. Buraya konuş. Hadi. Buraya konuş. Arkadaşlar merhaba. Hepimiz sakız çiğniyoruz çünkü. Evet, şu an size torpidoyu sakızla yapıştıracağız. Bu ne? Arkadaşlar burası düştüğü için envanterimize de yapıştıracak bir şey bulamadığımız için sakızla. Önce yara bandı düşündük ama yara bandı burayı tutmuyor. Sakız çiğniyoruz arkadaşlar. Sakızlarla yapıştıracağız burayı. Değil mi Ergen? Çiğne. Ha? Hayır arkadaşlar, 3 kişi sakız çiğniyorsunuz. Tutmuyor. Yara bandı yine torpido tuttu. Biraz daha gergin yapar zaman ne olur o. Sakızım yeteri kadar ısındı, bence sakızla yapışır o. Fazla ısınmış. Tamam, onu orada soğutacağız şimdi. Nasıl soğutabiliriz? Üfleyelim. La. Üzerinde yapay yara bandı yapıştıracağız. Böyle Türkiye'de girişimci şey. Ha. Böyle sağlamlaştıralım böyle. Heh. Böyle gergin bir şekilde. Oldu. Şimdi diğer tarafı da yaptığımız zaman göremiyorum ki ben orayı. Bence direksiyonu sökelim. Bence arabayı sökelim. Bana bir yara bandı açabilecek mi? Maymun testi. Oğlum salak mısın? Bunu nasıl açtın? Yapışkan yeri bende. Yapışkan yeri bende kalmış. Tamir oldu. Türkiye'de de mühendis ayırt şey var ya. Niye oğlum ayıp mi açıcı? Niye öyle ağır konuşuyorsun, küfür ediyorsun? Oğlum tamir oldu. Sağlam da oldu. Burası tutmamış. Bana bir yara bandı versene. Amonya bu kadar sinirli. Seni çekelim bir yere falan bakınca da bakma çıtır alsın. Doktora kalsın, bir gazı kapıyasını yapar. Seni özleyen birisi var. Ne yapayım? Hazır mısın? Kör oldum. Lan! Oğlum beni vursamadın. Ama özlemiş seni, o yüzden bak özlemiş. Bak sarılıyor. Evin hoş geldin. Bu benim evim değil. Niye? Bunu arkadaşlar birazdan soracağım da. Bir şey diyor. Oğlum. Seni hiç özlememiş. Lan sen mi bu? Gözlüğüm yok. Cips. Ben bir gözlüğümü alayım geleyim. Bak buna oturuyorum. Hepinize bak arkadaşlar. Bugün sizler... Ben kafayı sıyırdım ha valla. Bak şimdi. Ne güzel oldu kamerada. Oo kanka arka bir an. Oğlum bu çocuk marka plan... Bunu... Arkadaşlar bakın timsah. Bir şey diyeyim. Bir espri üç kere yaptığın zaman komik oluyormuş. Bak şimdi izle. 31. 31. 31. Arkadaşlar Mergen mal. Hayır Türkmen! Ne yapıyorsunuz? Bakın yanında kim var? Bir şey mi diyecektim ben? Ben kimim? Senin adın Mergen ve sen evden kaçtın, kayboldun, sana ulaşamadım. Yalan arkadaş. Şimdi.
Şimdi arkadaşlar, videonun başında anlattığım gibi bilmem ne başarılı oldum. Mergen'i aldım, buraya getirdim. Yan yanayız. Gerçek yani, dokunabiliyorum. Ben gerçek değilim bu arada. Photoshop'la fotomontajla yapıştırdım. Bak basınca bükülüyor bak. İskalda onu. Şimdi sana birkaç tane sorum var. Yanan bozuldu. Sana birkaç tane sorum var. İlk sorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam. Sana çok önemli bir sorum var. Tamam hadi. Gelsin. Bir dakika ama şimdi. Neden evi terk ettin? Beni niye yalnız bıraktın? Çünkü psikolojim bozulmuştu. Ben de çözümü kaçmakta buldum. Kaçtım gittim. Bir gün eve geldim. Meryem gitmiş. Ulaşamıyorum. Her böyle oldu bu arada. Ben bir anda gittim. Ama bak şimdi ne oldu biliyor musun? Bu beni aradı 2 gün önce. Ben ama İstanbul'da değildim. Dedi ki ben gidiyorum. Ama bak söylemişim kanka bak. Ama söylemişim yani. Ben de tamam deyip kapattım. İnanmadı bana. Arkadaşlar inanamazsın. Çünkü biz 2 yıldır aynı evdeyiz ve beni arayıp ben gidiyorum diyor. Nereye gidiyorsun demedim. Tamam dedim kapattım. 2 gün sonra İstanbul'a geldim. Mergen gitmiş. Ulaşamıyorum. Mergen yok. Nereye gittin? Nereye gittin? Edirne. Keşan. Tamam şaka. Ben şeye gittim, Tekirdağ'a. Tekirdağ'a taşındım. Orada yaşıyorum artık, Tekirdağ'da. Niye? Sıkıldım, psikolojim bozuldu. Ben değişiklik olsun dedim. Başka bir yere gideyim dedim. Tekirdağ'a gittim ben de. Eskiden orada yaşıyordum. Eskiden ben Tekirdağ'da yaşıyordum. Biliyor muydun sen bunu? Sen ne oldu? Sen hiç sordun mu bana? Mal bilmeden... Sen hiç sordun mu Tekirdağ'da yaşıyor muydum ben? Şöyle geldik. Ama ağlıyorum. Oğlum gözümde yaşa yok. Senin önceden orada yaşadığını bilmeseydim seni nasıl bulacaktım? Sen nasıl buldun beni orada? Senin Tekirdağ'da önceden yaşadığını bilmeseydim seni bulamazdım. Ben seni nasıl buldum biliyor musun? Sen nasıl buldun orada? Ciddi soruyorum orada. Şuradaki depo var ya. Eski bir fatura buldum. Evine bir sipariş vermişsin. Orada adresin yazıyordu. Senin adresin olmasaydı boşuna Tekirdağ gelmiş olacaktı. Neyse. Oğlum ne çabuk geçti soruyu. Mergen kanalını sattı mı? Ne? Soruları sen mi hazırladın? Evet. Arkadaşlar kanal satmadım ama kanalı satmışlar yani. Ben satmadım ama birileri satmış. Kanal şu an kapandı, öyle bir Mergen diye kanal yok. Oğlum Mergen aslında yok. Mergen yok. Mergen diye biri hiç olmadı. Var mı şu an? YouTube'a yaz Mergen. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yok. Var mı Mergen? Sen salak mısın? Nasıl ben, çaldırdın? Ben hayal... Şey, 2 tane teori var. Bir tane uygulama indirdim. Bir tane launcher. Birinden biri çaldı. Birinden biri. Bir şüphelendiğimiz bir kısım var. O da olabilir. Yoksa bir e-mail yoluyla da olabilir. Emin değilim. Ben ikinciden şüpheleniyorum. Çünkü istifalar falan olmuş sizde. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorumlara yorum yazmayı. Yeni kanal açıyorsun. Oğlum bu ciddi bir röportaj. Oğlum cidden. Yeni kanal açacağım mı? Açayım mı yani? Açarım herhalde. Arkadaşlar yeni kanal açıyormuşum. Açıyormuş. Ben ne yakışıklıyım ama. Açtın mı kanalı? Daha açmadım da açarım yani. Yok şimdi karar verdin mi açıyorsun. Tamam açıyormuşum arkadaşlar bu arada. Evet. Kulağımın söylediği şey sayesinde. Eğer o söylediği şeyin ne olmasını... Peki yeni açtığın kanalında Minecraft çekecek misin? Şimdi ben buraya Minecraft'la geldim. Arkada tuvalet penceresi var. Oğlum ne odam değil mi lan burası? Evet. Arkadaşlar odamı çalmış bu arada. Benim git. Neyse sabah bu arada bir şey anlatacağım. İşte dün sabah buradaydık. Yok bu sabah. Anladın. Şuradaydık. Jino şakasına kapıyı kilitledi. Oğlum 2 gün önceydi. Arkadaşlar şimdi bu videoyu izliyorsunuz ama biz bir gün geçirdik aslında. Abi dün sabah o zaman işte. Bir gün ciddi bir istişare yaptık. O yüzden biraz komik bir röportaj oldu şu an ama. Bir gün önceden biz bir şey yaşadık. Hiç komik olmayan bir olay bu arada. Şimdi Yiğit de buradaydı. Gel bu olayı anlatalım uzun biz, bir biz bu olayı anlatalım. Abi dinleyiz. Anlatalım. Şimdi bu odadaydık biz. Ondan sonra... Hayır olayın en başına dönelim. Şimdi arkadaşlar biz orayı çekeriz. Onu unutturma koltuğun fotoğrafını çekeceğim tamam mı? İşte bu gitti. Bir tane koltuk var kırmızı. Benim o
yayınlarda gördüğünüz koltuk. Onun da öncesi, onun da öncesi. Oğlum ne, nerede? Arkadaşlar Hazreti Adem, ben doğdum. Şimdi, bu da bir şekilde video çekmek için bu eve gel. Bu videoyu dün çekecektik. Bir şey oldu, bu çok yoruldu. Uykum geldi, vallahi yorgunum. Uykusu geldi, bir baktım koltukta yatıyor. Evde bir tane yatak olduğu için, 3 tane de koltuk olduğu için üçümüz de koltukta yatalım dedik. Koltukta uyuyacaktık. Ama bu videoyu çekmeyince ben bir şey oldum, bir gerildim. Delirdi, bir gerilme değil, delirmeydi bu yani. Harbi delirdi. Koltuğa uçan tek... Yiğit'in de gazıyla koltuğa uçan tekme attı. Ama öyle uçan tekme attı ki yani. Koltuk kırıldı. Koltuk kırıldı. Ama koltuğa uçan tekme atarken bana da uçmayan tekme attı. Mergene çarpıp takla atıp aşağı düştüm. Ve kalorifere vurdu bir de. Sonra ben aç çekerken bir baktım mergen eşyalarını topluyor. Gidiyor. Ulaşamayacaktım. Kalktım bir daha gidiyordum. İkinciye gidiyordum. Terk ediyordu evi. Ben de dış kapının anahtarını kilitleyip onu sakladım. Bak burayı unutmayın bu arada. Saklarım kısmını unutmayın. Bu aklınızda kalsın. İleride bir hikayesi daha var onun. Pilot twist var. Bir hikaye daha olacak onun için. Anahtarı sakladım. Sonra bir baktım bu burada oturuyor. Kapıyı kilitlediğimi duymuş. Zeki olduğu için kapıda kilitli kaldı. O duvarla arkamda. Şu koltukta oturuyordu. Sonra baktım yarım saat geçti bu gitmiyor. Otur oraya. Yiğit de dedik ki biz bununla dalga geçelim. Bu dediniz mi cidden bu arada? Evet, sinirlendirelim dedik. Arkadaş. Geldik, ben bunu kışkırtırken Yiğit kapıyı kilitlemeye çalıştı. Bir baktım arkasında hiçbir şeyler yapıyordu. Bir inanmadım bu arada kilitlediğine orada. Ben inandım kilitlediğine. Ama sonra bir tık sesi daha geldi, hatam açtı sonu yok dedim. Anahtarı aldım kapının. Anahtarı alıp kapının altından geri fırlattım. Anahtar eline, tamam mı? Ben bunu atayım mı lan dedi. Yiğit atamazsın dedi. Ben de atarsın dedim. Attı yani. Sonra kapıyı şöyle hafif bir ittirdim, çıtır çıktı kapı. Kilitlenmiş. Açamıyorum. Bir geldim kapı kilitli, açamıyorum. Odada kilitli. Gülme ya, ciddi bir şey bu. Arkadaşlar siz de gülmeyin bak. Odada kilitli kaldık. Evin içinde odada kilitli kaldık. Ulan evet çilingir çağırsak. Evet çilingir çağırsak nasıl malsınız diyecek bize yani. Dış kapı kilitli nasıl açacak? Bak dış kapıyı kilitlemiş. İç kapıyı da kilitledik. Anahtar da yok. Anahtara cipsi alıyoruz aşağıdan. Miyav gibi. Cipsi. Neyse bu odanın bir özelliği var. Depo bu odada olduğu için buradan dışarıya çıkabiliyorsun. Depodan dışarıya çıkış var. Evin iki çıkışı var. Ama çıkıştan çıksan yine giremiyorsun. Kapı kilitli. Kapı kilitli o sefer de. Oğlum çilingir çarsak kilitli kapıyı ne açamayacak? Biz bu işin içinden nasıl çıktık? Ondan sonra ben gittim bir tane crafting table olarak bir tane şey craftladım. Uzun bir şey de şu. Yani kartonları. Bir baktım bir şey craftlıyor orada. Dedim bu anahtarı ben dedim bunun altına alırım dedim. Böyle bir şey craftladım oraya. Alamadı. Ondan sonra depoyu açtık. Depodan bir tane kutudan. Yedek anahtar bulduk. Bu buldu, ben bulmadım. Ama aradan 2 saat geçmişti. 2 saat falan durduk ama burada yani. Bir tane gofretimiz kalmıştı. Bir tane gofretimiz vardı. Erzak. Yedi. Arkasını dönüp yedi biliyor musun? Görmeyin diye. Bak şöyle yedim. Neyse bir şekilde kurtulduk. Sonra Yiğit evine gidecekti. Biz de bir yere gitmemiz gerekiyordu o anda. Gittik geldik. Bir baktım dış kapının anahtarını içeride unutmuş. Eve geldik. Kanka anahtar ne diyorum. Kanka çantayı arıyor böyle. Kanka anahtar yok. Ben saklamıştım onu dedi. Yani bir günde... Sonra buraya koysana kapıyı nasıl açtım. Sonra kapıyı açtım ben. Öyle. Bir günde iki kere kilitli kaldık neyse. Mergen'in gözüne... Param bittiği için mi döndün? Dönmedi ki, ben getirdim. Neyse, param bittiği için mi döndün? Benim param bitmez. Haklı olabilir. Haklı olabilir. Arkadaşlar ben yani çok o kadar hayvan gibi param yok da yani evim falan var benim, arabam da var. Oğlum şunu hesaplasanıza. Paraya ihtiyacı olsaydı niye kanalı satsın? Kanalın aylık geliri ne kadardı? Hiçbir şey yapmasan. Minimum 10 bin alırdım bu arada ya. Minimum 15-20 alırdın şimdi. Mütevazı davranma olurdu. Oğlum böyle daha yaşlı değil mi? Neyse param bittiği için dönmedi zaten. O şeyde gördüğünüz o köy civarındaki o ev işte 3 katlı, o üçü de benim. Mergen'in gözünden ekibe ne oldu? Bunu sen anlat, ben burada durayım böyle biraz. Bunu bir ciddi anlatabilirsin. Ben de ciddi anlattım. Ne ekibi? Arkadaşlar ekip ne oldu? Ekip yani bir işin içine para mevzusu girdi. Biz eskiden para yokken, hepimiz fakirken gayet iyiydik. Arabam yoktu. Gayet mutluyduk yani. Gidiyorduk Kadıköy'de yemek yiyorduk ucuz lokantalardan.
toplanıp falan. Oğlum çok güzel günlerdi. Vallahi çok güzel günlerdi bu. Sadece ama videosu çekip gülüyorduk. Daha o zaman troll bile yoktu lan. Troll yeni çıkıyordu. Ben Bedros çekiyordum. Bedros doğru çekiyordum ben. Çok eskiden bahsediyorum. Sonra işte bayağı ekip bizim büyüdü. Başka insanlar girdi ekibe. Ondan sonra ekip arasında uyuşmazlıklar, işte kavgalar falan çıktı. Birkaç tane mevzu, para mevzusu falan girdi işin içine. Ondan sonra dağıldık yani. Ben şu an Yiğit'le Cino'yla beraberim. Sadece başka kimseyle muhabbetim yok benim. Yani ben kendim kesmeyi tercih ettim bağlantımı. Böyle bir durum oluştu. Şimdi... Ekip diye bir şey yok artık yani. Ekip artık yok. Unutun onu. Ekip diye bir şey yok. Ekip hiçbir zaman da olmayacak. TikTok editi çıkarttın yanlışlıkla. Sen Instagram hesabını açtın. Ben de seni oradan Instagram hesabını açtım. Demek ki Emir'in açıklamasını izlemişsin. Benim Instagram kapanmıştı. Kapatmışlardı yani. Ben işte açtırdım Instagram'da. Sonra kendi kapatmak istedim bir daha. Ondan sonra bir açıklama gördüm. Bir arkadaşın açıklamasını gördüm. O açıklama yüzünden ben de Instagram geri açtım. İşte duyuru falan attım. Birkaç tane story paylaştım. Öyle sonra Cino gördü oradan. Cino'yla Cino yazdı falan. Evime gelmiş. Evimden de kanka piyasadan yazıyor bana. O açıklamayı ben de izledim. Orada bir şeye ben de değinmek istiyorum. Trolledimler kurgu muhabbeti. Hayır oğlum, kurgular trollmüş. Kurgular troll. Şimdi arkadaşlar, soru cevap 3 müydü? Hangisi? Ben ekibe ne oldu açıklamasını yaptım ya bir yerde. Hani diyordum. İşe dönüştüğü yerde bitti demiştim. İşe dönüştüğü yerde trolledimler de kurguya dönmeye başladı. İlk trolledimler kurgu değildi. Sonrası full kurgu olmaya başladı. Zaten yani, onu anlayabileceğiniz videolar zaten. Yani başta biz hepimiz videolar çekerken cidden böyle hani eğlenerek, severek işte harbiden trollere çekiyorduk videolar. Cidden ama troll hepsi. Birbirimizi trollüyorduk. Sonra bu iş tutunca, gerçek işe dönüşünce trolledimler kurgu olmak zorunda kaldı. Şirketlerle anlaştık. İşte sponsorluklar falan mevzusu girdi işin içine. Yine aslında para mevzusu girdi yani. Para mevzusu girdiği için troller artık kurguya dönmeye başladı. Zaten ben sonlara sıkıldığım için bütün troll videolarında dalga geçiyorduk. Harbiden. Biz full dalga geçiyorduk. Benim videolarım hep dalgaydı yani. Full dalgaydı yani, benim. Bazı videolarda aç yere dediğim yerde tabii ki anlıyordum. O kadar mal değildim ama video bozulmasın diye devam ediyordum. Zaten kurgu oldu az çok belliydi. Oğlum Cuno zeki adam yani. Salak yerine koymayayım bu çocuğu. Harbiden zeki adam. Yani 50 video trollenmiş. Benim kadar değil ama. Yani evet arkadaşlar, trolledimlerde kurgu vardı. Ama sonlara yani... İlk baştakiler cidden kurgu değildi. Onlar harbiden emek verdiğimiz, cidden uğraştığımız videolardı. Onlar belliydi zaten trollamadı da. Ama Cino'ya yapılanlar da artık bir zamandan sonra para mevzusu girdi. Sadece Cino'ya yapılanlar da değil yani. Başka ekip içinde genel olarak çekilen bazı videolar da vardı yani. Yani trolledimler de aynı olmaya devam edince... Oğlum kurgular trollmüş, mal mısın? Kurgular troll olunca ben de sıkıldım. Trolledim bıraktım. Sonra hepimiz takla attık. Karma karışık bir şeyler benim oldu. Benim psikolojim bozuldu. İşte birkaç olay oldu. Ben de sonra gittim. Ekip falan dağıldı. Benim karnım çok acıktı. Yemek mi? Yemek ye. Ne oluyor bunun?